Merhaba bugün Ten Wolf Movie e inceliyoruz. Dizini saçma finalinden sonra bazı şeyleri açıklığa kavuşturmuşlar, şimdi hemen videoya geçelim. Her zamanki bütün ekibi neredeyse toplamışlar, büyük bir eksikte tabi ki başrollerde taylar alıyor yani ilk sezonların orijinal ekibi ayrıca geri kalan önemli karakterlerin hepsi var dilin hariç ne yazık ki kendisi önemli bir yere sahipti filmde görmemek üzdü Dylan yerine ölüyü diriltmişti. R filmin konusuna gelecek olursam o karanlık sezonda gördüğümüz Nogitsune'in geri dönmesini ve geçmişteki hesaplarını kapatmak istemesini izliyoruz ayrıca onunla birlikte yok olduğunu düşündüğümüz biri kafası karışık bir şekilde geliyor fragmanlar her şeyi açıkladığında dolayı spoiler'sı. Z konusu olmamalı dizinin son vermek özellikle son sezonda o yüzden bu filmi hem özür hem kalan sorulara cevap niteliğinde bir film. Unutanlar için diziye dair bazı şeyleri açıklayacağım. Film Liam'ın çalıştığı bir restoranda başladı. İlk saniyelerde bir kapşonlunun içeriye girmesiyle gerilim yükseldi. İlk sahnelerde gördüğümüz 3 spiralli derekin sürüsünün sembolü kapşonlu adamın da söylediği bir kapı ne zaman kapı değil. Bir repliği de dizinin önceki sezonlarında denildi zaten burada, asıl uğraşın kötü bir tilki ruhu olan Nogitsune idi gördüğümüz kavanoz nemeton denen kutsal ağaçtan yapılmak. final sezonu ve film arasında 15 yıl var o yüzden yetişkin olarak karşımıza çıktılar. Scott'un güçünü hemen göstermeyi tercih etmişler son sezonlarda turu alfa olduğu için gözleri kırmızıydı bunun şartı da birini öldürmemiş olmasıydı ve aradan geçen 15 yılda da kimseyi öldürmemiş bunun da anlamış olduk. Lydia'nın ses enerjisini de yenilenebilir enerjiye çevirerek kariyer yapması güzel düşünülmüş karakterin uzun süredir çığlık atmadığını öğrenmek her ne kadar şaşırsak da kendisi bunu filmde çığlık atmazalar demesi de yerindeydi. Annesinin kim olduğunu öğrenmemiş olasak da Derek'in eli adında oğlu olduğunu gördük ve sürünün en genç ve en travma sahibi kurdu olarak filmin ergen kotasını doldurmak adına yerinde bir karakterdi tek can sıkıcı şey Stiles'ın kamyonetin istemesiydi ve en sonda sahip olmasıydı. Derek Stiles arasında güzel bir bağ vardı, Scott ve Malia'nın kaşılaşmasındaki tuhaflık ise 6. sezonda öpüşmeleriydi. Veterinerin sorduğu bilmeceleri sebebi mitolojide tilki ruhları düzenbaz oldukları için konuştukları kişilerin gerçekten insan olup olmadığını bilmece sorarak kafa karışıklığı sonucu Kitsune veya Nagitsune kendini ele verir bunu unutmamaları güzeldi. Allison filmin büyük bir kısmında düşman olarak yer alsa da sonradan anıları yerine gelmesinde yerindeydi, Peter'ın her zamanki gibi havalı girişleri yapmasında güzeldi Laksonu dizi de cesur olarak hatırlasak da filmde biraz olsa da korkuyordu. Styles ve Lydia'nın da ayrılığının nedenini öğrenmek güzeldi, ayrıca stilesi, en azından bir iki sahnede gösterilseydi güzel olurdu film dizinin kalitesinden bir şey kaybetmemiş ve her şeyi herkesi aynı görmek güzeldi hoşçakalın.